Perspektif'ten iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz aslında benim konumla çok ilgili. Rally ile ilgili de isim benzerliğimiz de var. Pistlerin en genç yaşta yarışmaya başlayan bayan pilotlarından bir tanesi Burcu Burkut Erenkul. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş nasılsın? İyiyim, siz? Valla bizler de iyiyiz gayet. Seni gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Gerçekten de genç ve pek minyon, ufak tefekmişsiniz. Bu herhalde yani rallide herhalde avantajdır diye düşünüyorum. Yani evet, avantaj. Hep böyle ufak tefek şeyleri duyuyorum, cümleleri. Ne kadar da ufaksın falan diye. Tabii ki avantaj. Yani özellikle ben kartingden başladığım için, kartingde yarıştığım dönemde çok fazla avantajdı. Hafif olduğum için. Rally'de de kaç hani... Kaç kilosun bu arada? 41,5. 3 falan. 41,5. 41,5, eyvah. 41,5 ama... normal insan anatomisine göre çok az değil mi? Ya evet, ama işte sporla şimdi birazcık daha güçlenmeye başladım. Daha da alacağım inşallah. Sağlıklı kilo almaya başlayacağım. Çünkü şey, şimdi Burcu sürekli olarak söyler. Yani o direksiyonu sallamak, kollarım güçlendi, işte bodyci gibi oldum diyor falan daha az, evet, evvel. Evet. Yani o çok kolay bir iş değil yani. Çok 40, zor. 40 kilo ile çok kolay olmaz. Tabii özellikle işte hani Burcu'nun kullandığı otomobilleri kullanmaya başladığım zaman çok daha zorlanacağım. O yüzden şimdiden hani o şeyi almaya başladım. Önümü gördüğüm için hani birazcık daha güçlenmem gerekiyor. Tabii zorlandığımız noktalar oluyor çünkü otomobil çok sıcak oluyor. O da konsantrasyonu düşürüyor, güçsüzleşiyorsunuz vesaire. O yüzden şimdi yavaş yavaş güçleniyorum. Şimdi bir VTR var. İsterseniz o VTR'i izleyelim de, seninle ilgili bir VTR çünkü. Tamam. VTR'den sonra daha böyle keyifli keyifli hiç durmadan sohbetimize devam ederiz. VTR sonra buradayız. ...1989 İstanbul doğumlu olan Burcu Burkut Erenkul, motorsporları kariyerine 1998 yılında henüz 9 yaşındayken babası Korkut Erenkul'un teşvikiyle karting branşıyla başladı. 2005 sezonunda İstanbul Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 6 saatlik maraton yarışlarından oluşan İstanbul Endurance Cup Şampiyonası'nda 3 sezon boyunca birçok kez en hızlı tur zamanları yapıp yarışların yapıldığı pistlerin pro kart rekorlarını kaydetti. 2006 sezonunda Castrol davetlisi olarak Volkswagen Polo Ladies Cup'ın son yarışında ilk kez bir otomobil direksiyonunda yarışma fırsatı buldu ve bu yarışın ardından pistlerde yarışan en genç pilot unvanını kazandı. Burcu Burkut Erenkul'un rally kariyeri 2007 sezonunda başladı. Tecrübe kazanma adına katıldığı Bosane tırmanma yarışı ardından babası Korkut Erenkul'un pilotajında co-pilotluk yaptığı Castrol İstanbul Rally'si ile ilk rally startını almış oldu. 2008 sezonunda ise arkadaşlarının maddi desteğiyle katıldığı Türkiye Rally Şampiyonası'na dahil olan İSOK İstanbul Rally'sinde ise artık pilot koltuğundaydı. Sezonu 2008 İstanbul Rally Bayan Pilotlar ikincisi olarak bitirecekti. 2010 sezonu sponsorlu problemleriyle başladı. Sorunları aştıktan sonra katılabildiği Bosporus Rally Şampiyonası'nı bayanlar birincisi ve sınıf 3 ikincisi olarak tamamladı. Hitit Rally'sinde de bayanlar ikincisi ve sınıf 3 üçüncüsü oldu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Rally Şampiyonası'nı bayanlar şampiyonu ve sınıf 3 birincisi olarak bitirdi. 2011 sezonunda Bonus Parkur Racing ile anlaşarak Türkiye Rally Şampiyonası'na şampiyon bir takımın sürücüsü olarak katılan Erenkul, sezonu genç pilotlar ve bayan pilotlar ikincisi olarak tamamladı. Şimdi ben tabii mesela ben yarışmaya 24 yaşında başladım. 9 yaşında yarışmaya başladım. Bunu ilk başta sormak istiyorum. Yani 9 yaşında yarışırken neler hissediyordun? Oyun gibi mi geliyordu, yoksa hedeflerin oluşmaya başladı mı o yaşta? Ya aslında o yaşta bir şeylerin kararını vermek ve bulunduğun sporun ne olduğunu anlamak kolay değil. Ve özellikle o dönemde karting çok popüler bir spordu. Çünkü her yerde yoktu. Sadece belirli bir noktada vardı ve herkes oraya geliyordu. O yüzden bir de bayan olduğunuz için çok dikkat çekiyordunuz ve bütün kameralar, bütün seyirciler size odaklıydı. Doğal olarak o dönemde hani ben zaten çok böyle sosyal bir çocukluk geçirmedim aslında. Hani içine kapanık bir çocuktum. Ama sonradan tabii o insanların o etkileşimiyle şey olmaya başlayınca böyle evet ya, bu spor gerçekten farklıymış. Hani birazcık daha sosyal olmam lazım. Kendimi iyi ifade ediyor olmam gerekiyor diye düşünüp hani daha fazla ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ve sonra kendime bir hedef çizmeye başladım. Çünkü hakikaten biliyorsun çok zor bir spor. Yani içinde var olmak, devam ettirebilmek özellikle. Bir de o dönemde tamamen babamın maddi desteğiyle yapıyordum. Ve doğal olarak hani çok fazla kendime yön vermek zor oluyordu. Yani hani çok fazla müdahale edemiyordum çünkü bazı şeylere. Ama sonra hani ben evet bu işi yapmaya
kararlıyım dediğim anda kendime daha farklı yönler çizmeye başladım ama bunun kararını verdiğimde 15 yaşında falan mı? Yani. O da çok erken bir yaş. 15'te çok bir şey sayılmazmış ki zaten. Yani. Ya evet ama yani kartinge çok erken başladım. Yani bu arada hani aslında 7 yaşında kartingle tanıştım yani. Uzun süre devam eden bir serüven. O yüzden tabii o yaşta başlayınca daha kolay oldu. Yani 15 belki küçük gibi gözükebilir yaş olarak ama hani o dönemde biraz aslında geç kalınmış bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Peki ben aslında şeyi çok iyi hatırlıyorum. O zaman Polo Cup vardı. Polo Cup'ın içinde bir yarış seni yarıştırmaya karar verdiler. O zaman hatta konuşuyorduk. Çok çok iyi hatırlıyorum. Acayip heyecanlanmıştın ve o dönemde Türkiye'de yapılan bir pist yarışı içinde o denli genç bir kadın pilotun yarışması da çok enteresandı. Bir ilkti aslında. O yarışı hatırlıyor musun? Orada neler hissettin? Benim hayatımın en önemli yarışlarından biriydi o. Çünkü ben orada hep yarışmak istemiştim. Çok güzel bir organizasyondu çünkü. Hedefti aslında benim için. Bir anda öyle bir şeyin içinde olunca yani unutulmaz bir şey o benim için. Çok güzel bir şeydi. Tabii ki kariyerimin de aslında başlangıcı. Çünkü ilk kez otomobil kullanmaya başlamıştım. Yani ben... 17 yaşında mı oluyorsun o zaman? 16 yaşındaydım. 16. Hatta federasyonun özel izniyle yarışmaya başlamıştım. Sen kaç yaşındaydın o zaman Burcu? Ben o zaman 24 yaşındaydım. Evet, teşekkür ederim. Evet, bu konuyu da açıklık getirmiş olduk. Bir şey sormak istiyorum. Sen kaç yaşındaydın Alper'cim o zaman? Ben o zamanlarda hep bu yaşlardaydım ben ya. Hiç değişmedi benim yani. O zamanlar ne kadar zamanla alıyordu mesela bu sporla uğraşıyor olmak? Yani çünkü bir yandan okul devam ediyor, bir yandan yarışıyorsun, bir sporun içindesin. Ve ne kadar zaman sonra artık daha fazla hayatında yer etmeye başladı? Ya aslında şöyle... Karting yaparken çok daha fazla ilgileniyordum. Çünkü babam beni her hafta sonu Tuzla'ya götürüyordu. Tuzla karting pisti vardı o zaman. Her hafta sonu oraya gidiyordum. Yağmurda, karda, işte sıcak havada sürekli antrenman yapıyordum. Aslında o dönemde çok daha fazla antrenman yapabilme şansım vardı. Ama maliyetler tabii ki yükselince baba da artık birazcık maddi desteğini çekmeye başlayınca doğal olarak kendi başına bir şeyler yapmak zorundasın. Ve aslında şu döneme geldiğimde çok daha az antrenman yapabiliyorum. Yani şu dönem. Çünkü hepsi bir maddi yük. Yani bir yere kadar onları aşmak zor oluyor. Yani zorlanıyorsunuz. O yüzden şu anda kartingde ayırdığım dönemin aslında daha azını ayırıyorum. Ama tabii ne yapıyorum? Şimdi aslında artık işte okul hala devam ediyor bu arada. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Okula bir yandan devam ederken bir yandan işte hani işte kondisyonun çalışmasına sağlayacak spora gidiyorum. İşte antrenman yapamasam da yani o boş vaktimi değerlendiriyorum. En azından spora katkısı bulunabilecek bir şeyler. Evet, yani yeni sporla değerlendiriyorsun. Otomobil için antrenman yapamıyor olsam bile onu farklı açılardan değerlendirmeye çalışıyorum. Bir de şurada VTR içerisinde önünde de Metin duruyor da o bir şey kırmızıydı. Arkadaşlarının desteğiyle katıldığın Türkiye şampiyonası. Nasıl oldu? Şöyle benim işte VTR'de de söylediler. Önce babamın yanına kopilot olarak oturdum. Ben o döneme kadar rally yapmayı hiç istemedim. Çünkü ya toprakta otomobil mi kullanılır ya mantığındaydım. Hep pistte yarıştığım için. Sonrasında babam bir kere gel bir yanıma otur bir gör hani rally ile bir tanış dedi. Sonra baktım ki olağanüstü bir duygu. Yani özellikle co-pilot olarak yaptım ama çok başka bir şey. Disiplini de çok farklı. Sonrasında ben dedim ki yani ben yarışmak istiyorum. İşte gene böyle maddi destek sıkıntısı olunca ben de şey yaptım. Yani işte akrabalardan, arkadaşlardan, komşulardan onar lira topladım. Sonrasında İstanbul yarışıydı o 2008. İstanbul rallisiydi. Herkesin onar lira topladım. Tabii ki onlara bir karşılığında bir şey vermem lazım. Hepsinin fotoğraflarını otomobilin üzerine yapıştırdım. İşte bazıları fotoğraf istemedi isim yapıştırdım. Ondan sonra ama araba şeye döndü yani kayıp aranıyor arabası böyle her yerde fotoğraf falan. Tabii bir de ben her buldum fotoğrafı yapıştırınca bir şeyden de geçilmedim süzgeçten. Böyle enteresan şeylerle pozlarla bir otomobil oldu ama benim tabii aslında orada vermek istediğim bir mesajdı. Yani kaç para topladın öyle? 3000 lira. Ciddi 3000 lira topladım. Ama aslında tabii ki mesaj vermek istedim tabii. O dönemde ilk yarışımdı. Hayatımda ilk kez rally yapıyordum. O mesaj aslında yerine ulaşmadı ama şimdi geldiğim noktada bunu söylediğimde belki mesaj ya birazcık daha ulaşıyordu. Yani mesaj gayet de çok net. Da netmiş hakikaten de. Ulaşmamış olması çok tatsız tabii ama muhtemelen hala çünkü bütün motor sporlarıyla ilgilenen hangi konumuz varsa bu dertlerle uğraşıyor. Muhtemelen sen de bu dertlerle hala uğraşmaya devam ediyorsun. Ya şöyle aslında şu an beni destekleyen bir marka var tabii ki. Hatta birkaç marka var. Tabii ki yeterli değil şu anda yani. Ama o markaların vizyonları bu işe
iyi bakıyor. Yani o adamlar hakikaten bu işi anlamaya çalışıyorlar. Gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Mahmut Yoloğlu bu noktada Burcu'ya da çok destek oldu. Bana da çok destek oluyor. Birazcık vizyonla alakalı bir şey bu. Yani aslında motor sporlarının da getirisi var. Sadece futbolda değil bu iş yani. O yüzden motor sporlarını tanımaya çalışmak, birazcık sporcularla iletişim sağlamak, o vizyona sahip olduğunuzda destek vermeme gibi bir şansınız yok. Yani bizler de en az futbolcular kadar spor da yapıyoruz, çalışıyoruz da, medya coverage'ı da yapıyoruz. En azından bunları yapmaya çabalıyoruz, bunları yapmaya çalışıyoruz. O yüzden tabii ki yani şu an istenilen nokta olmasa da en azından o noktaya doğru ilerlemeye devam ediyorum. Peki bu soru hep bana sorulur aslında ama şimdi sormak çok enteresan olacak. Kadın pilot olarak erkeklerin arasında yarışırken daha farklı bir ilgiyle karşılaşıyor musun? Bunun avantajlarını yaşıyor musun? Ya tabii ki karşılaşıyoruz. Yani bir kere bir otomobilin içinde bayan olduğunuzda, çünkü otomobil kullanamaz dedikleri için insanlar, bayanlara karşı bir ön yargı olduğu için. İyi kullanamaz, çok iyi kullanamaz diyelim. Yani. Sizleri tabii ayrı yere koyuyoruz muhakkak. O yüzden tabii ki bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Yani İşte bir de ben ufak tefek de gözüktüğüm için otomobilde, aa küçücük kız falan yapıyorlar böyle. Biraz erkeklerden farklı tepkiler görebiliyoruz. Mesela bazıları önümüze kırarken bazıları buyurun falan yapıyorlar. Hmm. Yani o denge hiç yok aslında. Bir yukarıda bir aşağıda, böyle sürekli değişen bir çizgisi var o grafiğin. Ben şeyi de sorayım. Aynı soruyu sana da sorabilirdim aslında mesela. Peki maddi destek bulmada bunun bir avantajı oluyor mu? Çünkü şimdi senin de yani medyada yer alma şansınız daha yüksek. Yeni çıkmış bir pilota göre mesela senin yaşında bir erkek pilota göre medyada yer alma şansın daha yüksektir. Çünkü daha haber gibi duruyorsun. Evet. O yüzden de acaba sponsor bulurken, para arayışı, maddi destek arayışı bulurken daha büyük avantaj teşkil ediyor mu? Ya aslında dezavantajı da var. Ya avantaj evet çok daha fazla ama dezavantaj da var. Şöyle, avantaj tabii ki bir bayan olarak erkek egemen bir spor yapıyoruz. Final bir kere çok büyük bir ayrım var. Yani ne kadar da çalışsak bunu hakikaten bir araya getirmek çok zor. O yüzden bayan olarak yapıyor olmanız, işte kirin pasın içinde yağ olan bir noktada böyle ay falan yapmadan erkek gibi mücadele ediyoruz. O yüzden bu bir ilgi çekici noktası. Ama bir de şöyle bir şey var, dezavantaj kısmı. Bayan sonuçta. Hani işte sonuçta bir kadın, hani ne kadar mücadele edebilir, ne kadar aslında çok bunu büyük bir ileriye beklenti götürebilir. Yok yani. Evet. Hani o tarz şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Hmm. Belki hani o işte gene hep vizyona geliyor. Yani kadın daha kısa süre vadede yapar ama erkek birazcık daha mücadeleyi sever. Belki o daha uzun süreli yapar. O yüzden biz hadi erkeğe sponsor olalım. Hmm. Böyle bir vizyonla da karşılaşabiliyoruz. Yani sonuçta bir kadına karşı ön yargı maddi destek sağlarken de, haber yaparken de, işte yani her noktada karşımıza çıkıyor aslında. Hiç yurt dışında yarıştın mı? Hayır. Düşünüyor musun? Hedeflerin arasında var mı? Ya, çok istiyorum. Benim gerçekten hedeflediğim nokta orası. Ama şu anda tabii ki yani kısa vadede olmasını ümit ediyorum ama çok kolay değil biliyorsun. Yani işte bu da benzer sebeplerde herhalde yani. Onların tabii da ki, çok etkisi tabii var. Ki. Şimdi dedik ya, kadınların acaba avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bu şekilde burada var oluyor olması. Şimdi sen şey diyorsun ya, mesela kadının bu işin içerisinde olmasına, şimdi öyle bakan da var, böyle bakan da var ama o dezavantajlı gördüğün noktalarda onların bakışları ne kadar haklı acaba? Kaç kişi mesela bu işten içine girmeye çalışıyor ama biraz böyle ayran gönüllülükle vazgeçiyor? Bir sürü insan var. Değil mi? Onun yani, da bir haksız tarafı da yoktur çok fazla aslında, öyle düşünüyorum. Evet, yani böyle insanlar çok fazla ama zaten bayan olarak baktığımızda, kadın pilot olarak baktığımızda çok az bir kitle var zaten. Hani ve bunların şeyine ulaşmak, hani biyografisine ulaşmak çok da zor değil. Ve baktığınızda kadınların çoğu devam ediyor. Yani bunların en büyük örneği karşımda oturuyor zaten yani. Ve hani bundan önce de İşte Zeynep Merkitler vardı, işte Merve Hasbaylar vardı. Onlar da çok uzun soluklu yapan insanlar. Hı hı. Ve doğal olarak aslında erkeklerin ayran gönüllü olması bence daha fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü hı hı. Çok fazla erkek var zaten. Yani ve mücadele hakikaten zor. Çünkü işte bayanlar şampiyonası gibi bir şampiyonada biz puan alıyoruz. Sonuçta bu bizi birazcık daha öne çıkaran bir şey. Sonuçta orada aldığımız bir başarı bunu öne çıkartmamıza sebep oluyor. Medyada olsun, işte başka noktalarda olsun. Tam da burada bir şey sormak istiyorum. Bayanlar şampiyonasında bir iddianın oluyor oluşu.
senin performansını birazcık düşürüyor olabilir mi acaba? Ben bunu yaşadım çünkü hani yarışırken mesela bayanlar şampiyonası var, finişe gelmeliyim, bunu kaybetmemeliyim deyip aslında belki biraz daha limitlerini zorlayacakken zorlamadığın zamanlar oluyor mu? Hayır, olmuyor. Özellikle bu sene hiç olmuyor. Çünkü ben zaten şu anda çok benden çok daha hızlı otomobillerle yarışmak durumunda kaldım. Ve aslında bence bu noktada bir haksızlık da var. Yani bence burada bir katsayı farkının olması gerekiyor. Çünkü ben çok daha güçsüz bir otomobille yarışıyorum. Ve biliyorsun etapların şeyi her zaman aynı değil. Çok düz bir etapta otomobilin hızlı olan otomobil yani pilotaja çok bakmıyor aslında. Ve doğal olarak aslında burada bir haksızlık var. Ben de aynı eforu sarf ediyorum. Ben de aynı noktada. Belki benim pilotajım daha iyi. Ama güçlü olan otomobildeki kişi kazanıyor. Ve doğal olarak aslında bu beni hep böyle şey. Hani birazcık daha hızlanmam lazım. Daha çok mücadele etmek zorundayım diye hep böyle kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bundan önceki senelerde baktığımızda neydi? İşte hep aynı marka otomobillerle, denk otomobillerle yarışan bayanlar olduğu için tabii o noktada belki işte senin yarıştığın dönemde aslında bir kap vardı ve kapta yarışan iki bayandınız. İşte hani hep denk otomobillerdi aslında. Ama şimdi mücadele öyle bir noktaya geldi ki yani kadınlar da işte hani bir şekilde o mücadelenin içinde oluyor. Ben de hiçbir zaman hani geri işte zaten bayanlarda puan alacağım. Bu yarışta bitirmiş olayım gibi bir mantığa hiçbir zaman bürünmedim. Bürünmemeliyim de zaten. Çünkü kendini geliştirmek istiyorsan hep genel klasmanda bir yerde olmak zorundasın ki hızlandığını görebilesin. İşte başarı kazandığını görebilesin. Sen hangisini daha çok seviyorsun peki? Yani başarı her zaman iyi olandır tabii. Yani. Ama tabii ki aslında şey var. Yani erkek geçmek büyük bir zevk yani. Aa, bak sende de var demek ki. Bunu istiyordun galiba. yani sonuçta... Erkek geçmek büyük bir zevk. Harika özetlenmiş bir şey. Ya şöyle ama şeyden değil bu. Yani erkek kadın ayrımı yapıyorum gibi algılanmasın. Ya, tabii ki zevk. Çünkü bize bir ön yargı var. Hı-hı. Yani o ön yargıyı yıkmak amaçlı bir zevk. Yani kadınların da aslında iyi bir eğitimden geçtiklerinde iyi noktalara gelebileceğini göstermek bu büyük bir zevk değil mi Burcu? Yani sen de bunu yıllardır yapıyorsun, erkekleri geçiriyorsun. Ben burada soru soruyorum şu an, bana soru sorulmuyor. ben sana o zaman soru sormaya devam edeyim. Peki kadınlarla erkekler arasında bu işle ilgili bir fark olduğunu düşünüyor musun? Yani ne bileyim mesela erkekler park etmeyi daha hızlı ve daha kolay öğreniyor da kadınların 2-3 katı çaba göstermesi gerekiyor gibi bir şey var mı sence? Ya bence... Bana sorar mısın en soruyu? Bence şöyle bir fark var. Kadınlar yapı gereği çok duygusallar. Yani erkekler duygusal olmadıkları için hani hemen adapte olabiliyorlar bir şeye. Bence hani yetenek kısmında çok fazla bir fark yok. Güç kısmında fiziksel olarak bir fark var. Bu zaten tartışılmaz. Ama kadın işte orada mesela lastik patlattığında böyle ay lastik patladı falan diyene kadar adam zaten orada inmiş lastiği değiştirmeye başlamış olabiliyor. Yani hani birazcık duygusallık işin içine girdiğini düşünüyorum ben. Hani birazcık daha böyle... Park etme konusuna gelince. Park etme konusuna gelince ben park etme konusunda kendime çok güvendiğim için. Geri kalanını bilmem diyorsun. Yani... Bilmiyorum, ben park etmeyi çok severim. Böyle bir hobisi olan ilk defa seni görüyorum yalnız. O yüzden ne bileyim yani park etme konusunda ama tabii ki kötü parklar görüyoruz yani enteresan şekilde kaldırımların üzerinde falan. Tabii tabii, ben hatırlıyorum mesela öyle arkadaşlarım vardı mesela arabayı kullanıyorlar, gidiyoruz duruyoruz. İlla mesela cevap bir yerde. Vermen gerekiyor değil mi bu soruya? Ucu girdi şey, burnu girdiği anda. Hayır, burnu falan girmesine gerek yok. Ben yolda durduk bir şey için durduk zannediyorum, park etmiş meğer. Yani öyle şeyler yaşıyorduk. Evet, geçen gün ben de öyle bir şeyle karşılaştım. Kavacık'ta bir tane bayan şoför. Yolun ortasında duruyor ama bildiğiniz yolun ortası yani geliş gidiş yol, geçecek yer nokta yok ama dörtlüleri yanıyor Allah'tan yani i̇şte sonra olmuş. Ben bir anda şaşırdım ve güldüm, bana şey diyor, niye gülüyorsun diyor, duyuyorsa da artık teşekkür etmiş oldum. Yani evet, öyle bir durum var yani şeyden dolayı olabilir, bir yani erkeklerin hakikaten de kafası biraz daha matematik olduğu için belki yani daha, hatta şöyle söyleyeyim, bak bizi de aşağılayarak söyleyeyim, biraz daha yüzeyseliz biz. Yani kadın daha böyle derinlemesi. Evet yani ilk tepkilerimizde hemen çıt 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 bir şeyler çok daha kolay öğrenebiliyoruz belki diye düşünüyorum yani. Yani ben bilmiyorum, böyle bir ayrıma kanaat getirdim. Yani biz daha duygusalız. O yüzden yarışta da bu geçerli mi sence? Mesela ben de bunu tecrübe ettim. Yarışta değişen şartlarla karşılaştığı zaman erkekler mesela antrenmanda kuru havada geçtikleri bir etabı yağmurlu havada yarışmaları gerektiğinde erkekler kadınlara göre sanki biraz daha hızlı adapte oluyor. Sence bu var mı? Kesinlikle var. Bence de. Yani çünkü
dediğim gibi işte belki dediğim gibi hani matematiksel düşünüyor olmaları o anki şeydi şimdi bu falan diye hani herhalde daha hızlı hareket ediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Tabii konumuz rally ve rally konuşmaya devam edeceğiz ama Burcu Burkut Erenkul deyince Alper de aynı şeyi düşündü. Anladım, bu yaşta evli yani. Misin dedi. İki tane soyadın var dedi. Burcu Burkut ismi aslında tanıdık bir isim. Onun hikayesini senden bir dinleyebilir miyiz? Tabii. Ben 1989 doğumluyum. O dönemde... 1989 doğumlu olan bir insan var aramızda yani. Müthiş bir şey. O dönemde Türkiye işte güzellerini seçtiği dönem işte sanıyorum 89 yani seçildiği dönem. Burcu Burkut diye bir manken Türkiye güzeli seçiliyor. Babam ve annem de kendilerini çok beğeniyorlar. Ben de aynı sene doğduğum için kendisinin ismini bana veriyorlar. Burcu Burkut. Aslında hani Burcu'nun soyadı Burkut. Ben soy ismini de taşıyorum. Erenkul benim soyadım. Henüz evlenmedim. Şöyle bir hikayesi var onun. Tabii hani büyüdüğüm zaman aslında bunun farkına vardım. Hani daha çok maneviyatını o dönemde şey yaptım. Çünkü çok yanlış bilmiyorsam 94 yılında Burcu vefat etmiş. Ve sonrasında ailesinden Yasemin abla ve Hakan abi bana ulaştılar. Hani neden bu ismi kullanıyorsun diye haklı olarak sordular. Ben kullanmak taraftarı değildim aslında. Yani babam koymuş, annem koymuş şeklinde bir şeyle açıklama yaptım. Onlar da aslında çok hoşlarına gitti. Çünkü yani düşünsenize. Kardeşinizi kaybediyorsunuz ama birisi yaşatıyor onun ismini. Tabii ki belki o yaşasaydı daha iyi şeyler yapabilirdi ama ben de elimden geldiği kadar bu ismi yaşatmaya çalışıyorum. Ailesiyle görüşüyorum. Yani değişik bir maneviyat. Çok Burkut ailesi gerçekten her yerde varlar. Yani İzmirli bir aile aslında. Ama nerede yarış olursa olsun Burkutlardan mısın falan diye sorularla karşılaşıyorum. Ve benim Facebook'ta bir sayfam var. Orada sürekli o Burkut ailesinden olanlar bana sürekli destek oluyorlar. Değişik bir şey. Sanki bir iki tane da, ailem varmış gibi. Evet sanki biraz değişik, öyle gibi olmuş ama biraz da bir sorumluluk tarafı da var mı? Ekstra bir sorumluluk yüklüyor mu sana bu? Yani aslında çok yüklemiyor. Çünkü neden? Keşke tanıyabilseydim kendisini. Ama ya tabii manevi açıdan değişik bir duygu. Hı-hı. Yani onu anlatmak, kelimelere dökmek çok zor. Çok da güzelmiş. Yani böyle çok hoş bir bayanmış. Öyle ya, değişik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rally'ye geri dönelim o zaman. Rally'de hiç kaza atlattın mı? Rally'de kaza atlatmadım ama karting'de bir taklam var. Rally'de de aslında bir arkadaşımın yanında bir antrenmandayken taklattık. Ben sağ koltuklaydım bu sefer. Kendi pilotajımda olmayan bir otomobilin içinde taklatmak hoş olmadı tabii. Hı-hı. Yani güzel değil. Belki kontrol sende olduğu zaman daha farklıdır. Evet o çok yani mesela o şey yapmasın bir soru. Burcu o konuda. Sağ tarafta mı olmak daha zor, sol tarafta mı olmak bence daha zor? Bence sağ tarafta olmak çok çünkü zor bir şey. Çünkü kontrol sende hiç değil ya işte. Yani, bence de. Yani kopilot olmak gerçekten çok büyük bir yetenek bence. Yani herkes olamaz. Çünkü zor bir şey. Kendi elinizde olmayan bir kontrol var ama siz yönlendiriyorsunuz. Onun da değişik bir sorumluluğu var. Sen babama kopilotluk yaptım dedin. O daha babama da zor yaptım. Bir şey. Bir de aile ilişkisi var. Nasıl geçti o yarış? Ya mesela çok kötü. Biz bir yarış ya işte o İstanbul yarışıydı. 3 yarıştı. Bir tanesinde zaten yolda giderken biz arabayı yürüterek götürüyorduk. Bir tanesi zaten arabayı yolda giderken bozuldu. Yarışa hiç katılamadık. Bir tanesinde babam hep beni suçlar ama aslında onun hatasıydı. Kopilot ışığı yok otomobilde. Ben not okumaya çalışıyorum. Babama da sevgiler buradan. Orada benim hatam yoktu gerçekten. Biz böyle notu okumaya çalışıyorum. Ben hayatımda ilk kez not görmüşüm zaten. Bir yerde yan yattık. Sonra babam bana kızıyor. Efendim neden telefonun ışığını yakmamışım da öyle okumamışım? Yani hani bilmiyorum tabii. Biraz sana fazla yükleniyor olabilir mi? Bilmiyorum. Yani babam o konuda birazcık pilot her zaman kopilotu atar ya suçu. Muhtemelen o öyle şeyden dolayı. Öyle yapar evet. Doğal genelde bir öyle bir şey. Bence çiçek geldiğinde bir kere bunu dinlemiştik hatırlıyorum yani böyle ya bir hikaye. Ya psikolojikman ilk başta tabii insan kendini her zaman suçlayamayacağı için kopilot yüzünden oldu falan diye böyle. Öyle değişik bir serüven olmuştu benim için. Bir yarışı bitirdik ama babamla. Babamın bitirdiği bir yarış vardı. O da benimleydi galiba. O da büyük bir başarı sayılır aslında ama. Babanın böyle şey gibi bir tarzı var sanki. Seni böyle
Çocukları bazen böyle erkenden suya atarlar ya, yüzer nasıl olsa. Babam beni böyle öyle yüzme öğretti, biliyor musun yani, bana? Evet. Nasıl çözdün? Böyle şu an babana çözdüm babanı şu anda. Babamı yani. Çözdüm. Gerçekten öyle suya mı attın? Tabii tabii. Biz bir hafta sonları yüzmeye gidiyorduk. Kolluklarla yüzüyorum. Aa yeter be falan deyip attı beni böyle. Ben öyle yüzmeyi öğrenmiştim. Yani evet, babanın tarzı. Babam da... demek evet, ben çözememiştim, teşekkür ederim. Rica ederim. Bundan sonra sormak istediğim bir şey olursa gel sana anlatayım. Babamla ilgili. Ne tarz sporları seviyorsun peki rally dışında? Ya ben yapmak için soruyorum. Küçükken hani işte ne kadar küçükken karting yapmadan önce karting yapmazken ben okulda voleybol takımına girmeye çok niyetliydim ama ben 5 yaşındayken mi oluyor çünkü karting 7 yaşında. Ya işte kartingle 7 yaşında tanıştım o dönemden. Yani tam karting yapmadan önce voleybola çok ilgim vardı. Ben astımdım ama o zaman. Astım olduğum için sınıf öğretmenim sürekli sen astımsın, nefes darlığın var falan deyip beni hiçbir zaman antrenmana göndermezdi. O yüzden voleybol öyle bir kaldı. Sonra bir yüzmeye başlamak istedim. Yüzmede de su çiçeği geçirdim. Yani böyle üst üste gelen şeyler. O yüzden onu da öyle yarıda bıraktım. Allah'tan kartingde başıma hiçbir şey gelmedi. Bu zamana kadar rally'ye kadar geldi. Ama astıma ne oldu bu arada? Astım geçti. Yani ergenlikten sonra zaten hani çocukluk döneminde yakalanmışsan 12 yaşından 13 yaşından sonra geçiyor. Allah'tan bende de geçti. Bir sorun yok şu anda. Ama şey var, yani ben biraz sulu sporları seviyorum. O yüzden bu aralar wakeboardla birazcık ilgilenmek istiyorum ve açıkçası çok da hani şey değilim, böyle birazcık ön yargılı davranıyorum ama bilgi alıp böyle birazcık başlamak istiyorum açıkçası. Onun haricinde yani su ve ben böyle iyiyiz, hani güzeliz. O yüzden sulu şeylerden hoşlanıyorum. Peki. Otomobilden, arabadan anlar mısın peki? Artık anlamayı ne kadar zamandır anlıyorsun ya da yani böyle böyle motor kapağını açıp bir şeyler falan filan. Öğrenmeye böyle çalışıyorum diyelim. Yani o çok basit bir şey değil. Muhakkak, tabii. Ama olabildiğince tabii Yücel abi şimdi bana kızacak, diyecek ki hiç gelmiyorsun falan diyecek garaja, ama garaja gittiğim süre zarfında işte hani nerede ne var, işte motor nasıl çalışıyor, işte hani öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü başınıza bir şey geldiğinde ona müdahale ediyor olmak sizi çok daha fazla rahatlatan bir şey. Mesela son yarışta benim işte vites kutum diyorum. Allah korusun ya. Direksiyon kutum de bir arıza oldu. Hemen şey diyorlar, hani işte V kayışı yerinde mi falan. Hani bunları bilmek lazım. Sonuçta bilmezseniz bu sefer ne olduğunu bilmeden yarışa girmiş olacaksınız. O yüzden işte hararetin yükseldiğinde ne olması gerektiğini biliyorsun. İşte hani yani ufak tefek şeyleri, çok işin içeriğini bilmek çok zor tabii, yani uzun süreler gerekiyor ama birazcık daha tabii öğrenmeye çalışıyorum. Ben merak ediyorum, sen ne durumdasın o şeyde, o konuda? Ben soruyordum sanki, cevap vermiyordum. Peki ama. Tamam, özür diliyorum. Ama ben cevabımı almış oldum zaten. Süspansiyon amortisörleri söküp takabiliyorum falan. İyi tamam, böyle bayağı bir şey varmış. Sende var mı mesela süspansiyon amortisör? Yok, henüz değil bende o kadar. Ama tabii yarış anında bunları yapmak mümkün değil yani, serviste, serviste mekanikerlerle tabii yapmıştım var. Yarış anında çok basit şeyleri ancak insanın... Tabii bir de... Zaten vakit yok. Kuvvetli ve vakti. Ama mesela kartingdeyken ben kendi motorumu açıp kendi motorumu toplayabiliyordum. Yani öyle bir şeyim vardı. Ya karting demişken işte biraz evvel soracaktım. Aklıma bu soru gelince onu sordum. Hani kaza dedin ya, kartingde kaza yaptım diye. Şimdi o bu küçücük arabada da güvenlik yok, bir şey yok. Onda takla atıyor olmak falan çok tehlikeli bir şey değil mi ya? Çok tehlikeli, evet. Yani ben çok şanslıydım o kazada. O da şöyle oldu. Ben çok hafif olduğum için ağırlık kartın üzerine bağlanıyor. Hani hafif, o dengelenmesi gerekiyor çünkü kilonun. Ağırlık şeyde kaldığı için, kartta kaldığı için iki lastik birbirine sürtünce böyle bir havalandım ben. Havada böyle 4 kez dönüp aşağı düştüm. Kart da benim üzerime düştü. Yani şans eseri ne boynumda ne bacağımda ne kolumda hiçbir şey yoktu. Ama gerçekten hani uzaktan görenler bir kalmışlar. Çünkü ben de uzun bir süre asfaltın üzerinde kaldım. O zaman da Muhtar Kent'in oğlu Cem Kent yarışıyordu. Muhtar abi bembeyaz olmuştu. Yani böyle kalmıştı. Ben uzaktan onları gördüm, iyiyim dedim. Sonra koşa koşa geldiler zaten, kaldırdılar beni. Değişik bir şey olmuştu. Sonra korku geldi mi? Onun psikolojisini nasıl atlattın? Hele bir de yaşın da çok küçükmüş. Hiç korkmadım, biliyor musun? Ben ambulansla beni hastaneye kaldırdılar, bir şey var mı diye. Hastaneden çıktıktan sonra antrenmana geldim.
antrenman yapmaya devam ettim. Ama eğer antrenman yapmasaydım muhtemelen o korku yerleşecekti. Evet. Birazcık üstüne gitmek lazım. Ya bir de zaten o motor sporları tehlikeli bir spor. Yani zaten bunun bilincindeyiz. Ama bir zaman sonra onun artık güvenlik önlemleriyle örtüştüğünü anlayınca korkmuyorsun. Yani zaten sağlığımla ilgili bir sorun yoktu. Korkmadım da geldim antrenmanıma devam ettim. Şimdi bir VTR'miz daha var. Türk Rally tarihiyle ilgili bir VTR hazırlamış arkadaşlarımız. Onu izleyelim, ardından sohbete devam edelim. Türkiye'deki ilk ralli, Otomobilciler ve Şoförcü Derneği tarafından 1927 yılında İstanbul Veliefendi Çayırı'nda düzenlendi. 30 otomobilin katıldığı bu yarışı 1926 model Buick otomobilleriyle Supi ve Ziyabe ekibi kazanmıştır. 1931 yılında İstinye-Maslak yolunda yapılan tırmanma yarışına yarışmacıları kutlamak üzere Mustafa Kemal Atatürk de gelmiştir. Daha sonra İstanbul Hipodromu'nda düzenlenen yarışlarda at yarışlarında olduğu gibi müşterek bahisler oynanmıştır. Samiye Cahit Morkaya ilk ehliyetli kadın şoförümüz ve ilk kadın ralli yarışçımızdır. 1932'de yapılan İstinye Köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki 9,5 kilometrelik parkurdaki yarışı birincilikle bitmiştir. Yarışçılar arasında bulunan ve ikinci seçilen Paşazade Vehbi Bey sonuca itiraz etmiş ve gerekçe olarak da birinci ilan edilen yarışmacının kadın olmasını göstermiştir. İş mahkemeye akseder. Ancak Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir kadın da otomobil yarışlarına katılabilir kararı çıkınca Samiye Cahit Hanım'ın birinciliği resmiyet kazanır. Türkiye'de Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA kurallarına göre düzenlenen ilk resmi ralli 1968 yılındaki Trakya Rallisi'dir. Bu ralliyi Renç Koçubey kazanmıştır. Geçmişte Sevim Sipahi, Beyza Avcıoğlu, Yeşim Bostancı, Tuna Kalaycı gibi başarılı birçok kadın pilotumuz olmuştur. Şimdi ilk Türk kadın pilot deyince bizim aklımıza hep Sabiha Gökçen gelir. Burada şimdi başka bir şey var. Samiye Cahit hanımefendi ilk Türk ralli pilotuymuş. Sen tanıyor muydun diye soracakken sana sen arada başka bir şey söyledin. Neydi o? Ben TRT için aslında çekilen bir belgesel filmiydi. Türkiye'nin ilk kadınları, yani her şeyde ilk olan kadınları canlandırdıkları bir belgeseldi. Ben orada Samiye Morkaya'yı canlandırmıştım. Ondan sonra tanıdım aslında yani kendisini. Çünkü zaten biraz olaylı bir yarış olmuş. İşte bir kadın da yarışır mı canım falan deyip böyle mahkemelere kadar giden bir süreç söz konusu. Erkekler, özellikle Türk erkekleri yenilgiyi kabullenmeyi çok sevmezler. Evet, maalesef öyle bir şey olmuş ve sonrasında ilk kez kupa alan, ilk kez başarı kazanan kadın olarak tarihe geçmiş ve onu canlandırmak büyük bir, yani gurur aslında. Çünkü tarihin ilk yarışçısı. Öyle tanıştım. Yani ben de o belgesel sayesinde tanıştım ama henüz belgesel yayına girmedi. Daha henüz montajı bitmedi bildiğim kadarıyla. O da girince inşallah herkes tanımış olacak. Bu da güzel bir hikayeymiş hakikaten. Tabii bu arada şu hata da çok yapılıyor özellikle röportajlarda. Hani Türkiye'nin ilk kadın pilotu, sana da eminim olmuştur. Biliyor muydun yani daha öncesinde bir kadın pilot olduğunu? Yani daha doğrusu Türkiye'de kadın ralli pilotlarının aslında geçmişe çok gerilere dayandığını biliyor muydun? Ya aslında yani Samiye Hanım'ın olduğu tarih çok çok eski. Sanıyorum 1920'li seneler. Ya çok öncelerde galiba. Hani o döneme kadar, o dönemde olduğunu açıkçası bilmiyordum. Yani ben de belgesel sayesinde öğrendim. Hani tabii ki bizden önceki nesli biliyoruz işte. Günaydın Rallisi zamanında olanları falan. Ama bize anlatıldığı kadar biliyoruz. Ama Samiye Morkaya gibi bir ismi hiç duymamıştım. Yani benim için de artısı oldu o belgeselin tanımam konusunda. Şimdi sen biliyor muydun diye sana soracağım ama sen gene soruları ben soruyorum. Ben de aynı belgesel sayesinde öğrendim. Daha yayınlanmış olan o belgesel sayesinde diyorsun. Evet. Peki, şimdi biraz da şeyden, bundan sonraki hedeflerden, önümüzde neler var? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Şimdi ilk etapta neler var önümüzde? Yani yurt dışında bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Çünkü kendimi geliştirmek istiyorum ve kendimi geliştirirken de bir şeyler öğrenmek, kendime bir şeyler katmak istiyorum. Artık çok uzun süre bu sporu yaptım. Bu noktadan sonra da açıkçası bırakmak gibi bir hedefim yok. Yani sonuna kadar, gittiği yere kadar götürmek istiyorum. Kaç yaşına kadar devam etmek istiyorsun?
Yani aslında öyle çok net bir kararım yok ama gittiği yere kadar. Yani şu anda işte 35 desem belki daha devam edeceğim. Zaten hani ya birazcık aslında kondisyonla ve algıyla alakalı. Biz yaştan sonra işte dikkat dağılıyor falan. Onu da hani sağlıkla da alakalı bir şey. Gittiği yere kadar devam etmek istiyorum. Ama tabii ki yurt dışında biraz başarı kazanmak, ülkemize bu başarıları getirmek, son zamanlarda kadınların aldığı çok önemli başarılar var. Sen de bu noktada çok önemli şeyler yapıyorsun. O yüzden arkadan da birilerinin gelmesi gerektiğini hep konuşuyoruz aramızda. Sen de beni çok destekliyorsun. Teşekkür ederim. Bu vesile olmuş oldu. İyi şeyler yapmak, iyi şeyler kazandırmak ülkemize her zaman istediğim bir şey. Tabii. Benim de istediğim bir şey ama ben bu alanlarda çok fazla böyle bir şey yapamıyorum tabii ki. Yani eğer erkeği yenilgiye uğratmak istiyorsanız bu anlamda uğratmış oldunuz yani. Tebrik ediyorum tekrardan. Ben bir şey sorabilir miyim? Yarışta en heyecanlandığın yer neresi? Ne zamanlar heyecanlanıyorsun? Sabah böyle servis alanına gittiğimde böyle bir heyecan basıyor. Bir stres basıyor. Ne olacak acaba bu yarışta falan diye. Şeye kadar yani otomobilin direksiyonunu tuttuğunuz anda o bitiyor. Hatta hani starta geldiğiniz noktada o 5, 4, 3, 2 duyduğunuz zaman her şey bitiyor. Çünkü o konsantrasyon yani kilitlendiğiniz zaman. 5, 4, 3'ü dinlerken heyecanlanmıyor musun? Heyecanlanıyorum ama işte hani o ya yani o dakikadan sonra heyecan bitmiş oluyor. Çünkü zaten konsantre olmuş oluyorsun. Açsan açlığını unutuyorsun. İşte başka ihtiyaçların varsa onları unutuyorsun. Aileni unutuyorsun, arkadaşlarını unutuyorsun. Oraya kilitleniyorsun. O bambaşka bir şey. Ama o noktaya kadar hep heyecan, hep stres, hep böyle bir koşturmaca var. Şimdi yarışlarda kilo veriliyor. Yani ben de bizzat bunu yaşıyorum. Sen ne oluyor? 39 kilo falan mı oluyorsun? Ben evet ya o civarlarda bir şey oluyorum. Yani ama genelde 39 olmuyor. Çünkü başında 3 olan kilolar o sayılmaz. Kötü yani. Değil mi? Hoş onlar değil. Olmaz hoş yani. Hoş değil evet. 3 kiloya yakın bir su kaybımız oluyor zaten hani fix. İşte yarıştan dönünce zaten o yeri hani alıyorsun sıvı kaybı olduğu için ama birazcık şey oluyor yani özellikle benim kilom çok az olduğu için maalesef. Ama inşallah yerine gelecek onlar da. Peki bununla ilgili hakikaten yani şu bir kilo alman gerekiyor mu mesela? Aslında yani böyle konuşuyoruz ama belki de çok idealdir kilo. Ya, kilo alman gerekiyor mu? Evet şöyle dün hocam spordaki hocam söyledi. Sen zayıf olman aslında senin için bir avantaj dedi. Çünkü daha rahat vücudun şekil alması, kas oranının daha yükselmesi ve direncinin artması için yani kiloyla uğraşmayacağız en azından. Senin aldığın her şey senin için önemli olan şeyler olacak dedi. O yüzden biraz sevindirdi beni ama tabii zaten hani vücut kaslanırken ve güçlenirken zaten kilo almış olacağım. Yani o orana baktığımızda hani birazcık da ama tabii 50-60 kilo olmayacağım yani. Benim ortalamam zaten çok fazla olmayacağı için. Ya abartı gelen kilo da 50 yani çok enteresan. Yani öyle ben alıştım. Ya ben hep şey diyorum ben hiç diyet yapamayacağım öyle bir problemim var. Yani kadınlar hep böyle konuşuyor Allah ya. Allah yaptırmasın. Pazartesi başlayıp salı bırakıyorlar ya o tarz bir şey olmayacak hayatımda. Yemek yer misin peki? Yiyorum tabii. Yer misin derken yani. Yiyorum derken şu kadarcık bir şey falan ben yani nasıl oluyor? Ya yiyorum da tabii çok olmasa da birazcık fazla yemek seçiyorum. Öyle yani. Şimdi yine bir reklam aramız var. Yine bölüyorum. Reklamlardan sonra... yersin. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Kahramanın var mı bu sporda? Yani idolün böyle idolleştirdiğin birisi var mı? Şöyle hep böyle küçükken isimlerini duyduğum bazı rallyciler var tabii. Birisi Serkan Yazıcı, birisi Volkan Işık. Ben hep bu isimlerle büyüdüm. Ve Serkan abiye olan bir hayranlığım var açıkçası. Kendisi de bunu çok iyi bilir. Hatta ben kartingde yarışırken bana bir desteği de olmuştu. Hep böyle Serkan abi hakikaten pilotajı ve karakter olarak da çok düzgün, çok iyi bir pilot. Onun gibi olmak hep böyle bir hayalimdi. Ben o zaman rally yapmayı bile düşünmüyordum. Yani hiç böyle alakam bile yoktu. Aynı zamanda Serkan Yazıcı, Bursa Spor'un başkanı İbrahim Yazıcı'nın da oğlu. Buraya arıyor bunuz. O yüzden hep böyle Serkan abiye bir hayranlık duyduğum için şey vardı. Hep böyle onun gibi bir pilotaja sahip olmak. Ama tabii şey de var hani... hep böyle kendi karakteristik özelliğimle bir yere gelmek istiyorum açıkçası. Yani hani birisine benzetilmek veya benzemek gibi bir şeyim yok ki bu yönden bazı eleştiriler de aldım. Aslında hiç öyle bir amacım yokken böyle sanki birilerine benzetiliyormuş gibi bazı şeyler de duydum. Herkesin eleştirisi olabilir. Birileri kimler? Ya öyle isim vermesek şimdi. Peki. Ama
hani birilerine benzemek değil de belki hayranlıkla, belki onların gittiği yollardan kendime feyiz alabilirim. Dediğim gibi ben kendim olmaya çalışıyorum. Yaptığım yanlışlarla da doğrularla da kendim olmaya çalışıyorum. O yüzden tabii ki Sebastian Loeb dünyadaki en iyi pilotlardan biri. Ben de düz gitmeye çalışan bir pilot olarak belki o isimleri söylemedim. Gerçi Serkan abiyle çok uyuşmuyor düz gitmek ama ben Serkan abiye ayrı bir hayranlığım var. Yani o başka bir şey. O yüzden öyle. Peki kendini eleştirdiğin neler var? Yani kullanımında geliştirmen gerektiğini düşündüğün neler var? Yani kullanımımda tabii ki bu antrenmanla olacak bir şey. Yani çok daha fazla antrenman yapabilsem kendimi daha iyi geliştireceğimi düşünüyorum. Ama hangi noktalarda mesela yani? Ya hangi noktalarda? Şurada zayıfım, burada daha iyiyim falan dediğim bir şeyler var mı? Ya birazcık aslında konsantrasyon problemim vardı mesela yarışta özellikle. Ben mesela etabın ortasına geldiğimde ancak konsantre olmuş oluyordum. Ama şimdi onu birazcık daha yenmeye başladım bazı şeyler, metotları uygulayarak. İşte hani daha iyi hissediyorum şu anda. Onun üzerine gidiyorum. Bir de şey var, hani pilotaj dışında birazcık böyle tuttuğunu koparan bir insanım aslında karakter olarak ama bazen çekingelerim bazı şeylerin önüne geçiyor. Çekingen davranıyorum bazı aslında noktalarda. Bu bir eksiklik. Lazım. Maddi olarak sponsor desteğinin boyutu artsa daha cesurlaşır mısın mesela? Kesinlikle, kesinlikle. Neden? Çünkü şu anda maddi sıkıntı yaşadığım için. Çünkü bir bütçe var ve bu bütçeyi aştığımda sorunlar başlayacak. O bütçenin içinde bir şeyler yapmaya çalıştığınızda kendinizi daha fazla kasıyorsunuz. Risk alma şansınız ortadan kalkıyor. Risk aldığınızda bir yarışta bir kazanız sizin belki bir yarışa girmemenize mal olacak. O yüzden kendini çok daha fazla kasıyorsun. Yapacağın, kendini geliştireceğin noktalarda ayağını biraz daha gazdan çekmek zorunda kalıyorsun. Ben hiçbir zaman böyle rahat yarışamadım zaten. İnşallah bundan sonra yarışırım i̇nşallah, ama. İnşallah. Böyle rahat rahat ayağımı gazda tutabileceğim, ayağımı gazdan çekmeyeceğim yarışı çok umut ediyorum öyle bir yarışmak. Çünkü mutlaka fark edecektir. Yani öyle gitmek hakikaten zor bir şey. Yani çünkü o otomobili finişe getirmeye çalışıyorsunuz. Aman lastik gitmesin, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. O birazcık böyle stres yaratıyor. Yani o stresle yarışmak ve rahat yarışmak arasında çok büyük bir fark var. Muhakkak vardır. Hayalinin yarışı hangisi? En sevdiğin, şunu sorayım. Önce en sevdiğin yarış, yaptığın yarışlar arasında. Bir de böyle bir gün mutlaka yarışmak istediğim dediğin yarış hangisi? Benim bu zamana kadar yaptığım en iyi yarışlardan biri Boğaziçi Rallisi'ydi. Lastik patlattığımız için. Çünkü ben orada bir şeyler öğrendim. 25 İstanbul'da dakikada, yapılan Boğaziçi Rallisi. Evet. 25 dakikada lastik değiştirince bana çok kötü şeylere mal oldu. o yüzden benim ama en çok zevk aldım. Çünkü uzun bir yarış. Uzun yarışta kendini daha fazla konsantre hissediyorsun. Daha fazla şey yapabiliyorsun. Bir şeyler deneme şansın var. Çünkü geride kalan zamanda o zamanı kapatabiliyorsun. Ama kısa yarışları sevmiyorum. Çünkü yaptığın her hata sonuçta kapatmamana sebep oluyor. O yüzden Boğaziçi Rallisi'ni çok seviyorum. İleride gitmek istediğim bir yarış varsa tabii ki herkesin gönlünde yatan nedir? WRC'dir. Yani çok büyük, belki şu an çok büyük bir hedef benim için. Belki ulaşır mıyım, ulaşamaz mıyım, orası tartışılır. Ama gönlümde yatan şey neyse hep en iyisi. Hiçbir zaman böyle küçük hedeflerle yola çıkmak istemiyorum. O yüzden de dünya rally şampiyonası yapabilirsem ölmeden. İnşallah. Öyle bir şey isterim tabii ki. Çok harika olur. Biz de seni oralarda görmeyi çok isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bundan sonrasında başarılar. Hakikaten çok şeker bir insansın. Spor Aktif'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.